şey yapamayız çünkü. Evet. Merhaba. Olsun. Bir dakika. İris'cim selam. Tuğba Hanımcığım. Ya bugünkü Canan'ın konusunda bir türlü karar veremedim de ben. Bakayım sohbet gibi başlasın, sonra konu belirlenir. Mehmet Bey selamlar. Ya bak deme öyle inanırım falan. Aslında Kozmos muydu? Galiba. Arkadan bir ses geldi de kedim. Aslında seçimler ve dengeyle ilgili bir yayın yapmamı söylüyor. Tarot sohbetimiz bu bizim haftalık. Sohbet nereye gitsin diye baktık da seçimlere girersem, yani bizim kişisel seçimlerimize girersem eğer, oradan çıkamayabilirim. Canım oraya hiç girmek istemiyor şu an. Öfke değil mi? Ya öfke konusuna da girmek istiyorum ama bir yandan da istemiyorum. Çünkü insanlar hazır mı? Bir biraz girmeye çalışayım. Siz de açık fikirlilikle biraz dinlemeye çalışın. Şimdi şöyle, Mary Magdalene'nin bir sözü var. Mary Magdalene'nin sözüydü sanırım bu, Hazreti İsa'nın. Yok, Mary Magdalene'nin bir sözü var. Wise as a serpent and gentle as a dove diye, bir yılan kadar zeki ve bilge ol. Yılan bilgelik sembolüdür. Ve bir dove, kumru muydu ya? Güvercin. İdil, size soruyorum, dove. Dove, kumru muydu? Güvercin. Neyse, bir güvercin, bir kuş kadar da nazik ol demek bu söz. Biz şimdi plastik spiritualizm diye bir şey var. Bunu bir konu ettim biliyorsunuz ki. Bu plastik spiritualizmde spiritüel insanların karşıdaki herkesin bullshit'ini yemek ve sineye çekmek zorundaymış gibi bir algı yaratıldı. Bullshit ne? Saçmalığı, kabalığı, haddini bilmez konuşması, haddini bilmez manipülasyonun sorusu. Şimdi insanlar kendini bilmiyor arkadaşlar. İnsanlar kendini görmüyor. İnsanlar kendinden bir haber. Sana sorduğu sorunun ucu nereye gidiyor bilmiyor. Sana söylediği lafın ucu nereye gidiyor bilmiyor. İnsanlar o kadar hadsiz ki. Spiritüel olmak demek, zeki ya da ışık işçisi olmak demek, bu kendini bilmezlerin terbiyesizlik ve saçmalıklarını sineye çekmek demek değildir. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ve ben zaten bunu kendim yine, aklın yolu bir çünkü, kendi kendime keşfetmiştim. Bana kalkıp sen işte geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz gün bile, geçtiğimiz hafta bile, sen işte bullshit yemiyorum çünkü, ben saçmalık yemiyorum. Onun altındaki sokmaya çalıştığı laf, hinniyet, beni düşürmeye çalıştığı tuzak, hepsini alacak kadar zekam var. O tuzaklara düşmediğim için saldırmaya kalkanlar olabiliyor. İşte bu kadar kolay tepki veriyorsan, öfkeleniyorsan gibi. Halbuki bana laf söyleyen kişinin konuştuğu laf, laf değil yani. Örnek vermek verirdim ama verirsem arkadaşımı ifşa etmiş olurum, etmek istemiyorum. Ve bununla da bilinen birisi zaten bu. Kişi konuştuğu lafın nereye gittiğini bilmiyor diye, herkesin arkasından konuştuğu ama kimsenin suratına bir şey söylemediği bir arkadaşımızla en son damarıma basacak bir işte sözde benim iyiliğim için ama böyle çok bel altı bir laf söylediğinde bağırarak da değil, çok öfkeli bir çıkış yaptım ama bağırmadım da aslında. Sadece tepkili konuşarak onu susturmuştum böyle. Sonra ama Yiğit'cim sen şimdi o zaman öfke sorunların var. Öfke sorunu olacak en son insanım da. Bence zaten hepimizin öfke sorunu olmalı arkadaşlar.
karanlık çağın dibinde yaşıyoruz. Bakın medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Karanlık çağın dibinde yaşıyoruz. Her gün çocuklar öldürülüyor. Her gün çocuklar ritüellerle öldürülüyor. Hani Gazze-İsrail Savaşı'nı geziyorum. Sanki o savaşta yeni bir şeymiş gibi ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Geçen yıl Uygur Türkleri katledildi. Onlara niye bu kadar kimse sesini çıkarmadı falanım. Her zamanın her diliminde bir yerde halklar, insanlar köleleştiriliyor, öldürülüyor, hakları yeniliyor. Ama biz yalnız lütfen öfke ne. Lütfen sakın. Spiritüel sen çocuklar mı öldürülüyor? Öyle bir şey yok ya. Bak yine sinirleniyorum. Bu gaslight'ı bana yutturamazsınız. Yani bu gaslight'ı yutacak plastik spiritüellerle çalışmak isteyen çalışabilir zaten. Bunun dışında derin spiritüel ilimlerde, ezoterizmde, derin spiritüel ilimlerde öfke çok kutsal bir duygudur. Öfke kalbin içindeki o paslanmış, donmuş, sıkışmış duyguları temizleyip onları kalbi küllerinden yeniden doğurmak için harlanmış bir aleve ihtiyaç var, tamam mı? O onun tetikleyicisidir, o onun yakıtıdır. Öfkeyi bir yakıt olarak kullanırsan, bu kalk da milletin suratına püskür demek değil. Hemen lafların bir yere çekilmesin. 40 yılın başında bir yeri geldiği zaman evet. Ama onu zaten biz her sabah kalktığımızda kendimi yüksek benliğime teslim ediyorum diye niyetler vererek evden çıktığımızda doğru zamanda doğru yerde doğru kişiye haddini bildirebilirsin. Ya bir de İdil'le ben hani biz kimseye asla bir terbiyesizlik yapmıyoruz. Zaten biraz fazla iyiyiz diye bu kadar tepemize çıkılmaya kalkılıyor. Ara sıra dişini göstereceksin. Bu böyle bir güç savaşı. Sen ne kadar sineye çekersen şurayı sıfır noktası gör. Karşı taraf bir gelir, iki gelir, üç gelir. En sonunda karşı taraf seni bayağı hor görecek kadar ileriye gitme haddini kendinde bulur. Neden? Çünkü sen plastik spiritüelsindir. Sineye çekiyorsundur. Hayır. Bir geldi mi iki gideceksin. Hop. Haddini bil, kim olduğunu bil, sınırını bil. Bunun sebebi zaten biz sosyal çevremizde bunu konuştuk. Bizim sosyal çevremiz var. Bizim ekosistemimizde bu arada ilişkiler çok önemlidir. Sosyal çevreniz olsun. İnzivalara kaçarak sosyal ilişkileri ignore etmeyin lütfen. Sosyal ilişkiler, ilişkiler sayesinde karakter büyümesi gerçekleşiyor. Bizim kendi ekosistemimizde biz herkesin her şeyine saygı duyuyoruz. Müslümanına, Musevisine, Hristiyanına, aşırı etobur arkadaşlarımıza biz yemiyoruz ama onlarla kanatçıya gidiyoruz ama biz yemiyoruz. Biz çorba içiyoruz. Ya da işte her kesime, her şeye saygı duyuyoruz. Bizim için kriterya kalbin temiz olması çünkü. Kalbi fake olan, plastik olanlarla zaten muhatap olamıyoruz. Ama biz herkese saygı duyarken hiç haddi olmayacak şekilde benim yaşam stilime laf söyleyen insan olursa ve ben tercih etmediğim halde bu insan benim ekosistemimde bulunuyorsa orada işte seçimler devreye giriyor. Bütün arkadaş ortamımı bir tane hadsiz için bırakamam ama orada var olmaya da çalışmak istiyorsam bir sınır çizmem gerekiyor. O sınırı çizdiğim halde o sınır aşılıyorsa diş göstermem gerekiyor. Bu plastik spiritüalizmin çok büyük bir gaslight'ıdır ışık işçilerine. Buradan bir an önce çıkmanızı istiyorum. Artı insan denilen şeyi zaten robotlaştırılmak üzere programlanıyor. Bunun örneğini çok verdim. Bir kez daha vereceğim çünkü çok yararlı buluyorum. Filmlerde mesela hep kötü adam, kötü diye addedilen karakter mesela dayak yiyor falan bağırır. Aa diye ama İyi ve erdemli olan adam atıyorum dayak yiyor, canı acıyor, sıkıyor falan içine atıyor onu. Ya bununla ne kadar büyük bir program var biliyor musunuz? Halbuki canın yanıyorsa ağlamalısın, canın yanıyorsa bağırmalısın, mutsuz hissediyorsan ağlamalısın. Ağlamayan bebeğe emzik yok diye de bir şey derler. İstediğin şeyler için İçini dışarıya dökmelisin, sözlü, sesli ve duygulu olarak duygularını yaşamalısın. Acı hissediyorsan bağırmalısın. Hazmedemediğin bir şey varsa kusmalısın. İnsanların suratına değil, kendi güvenli alanında bunu yapmalısın.
O duyguları sisteminden çıkarmıyorsun, proses etmiyorsun. Bütün bu karanlık güçlerin insanlığı istila etmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Bu kutsal chalice, sacred chalice denilen şey aslında the Ark of the Covenant diyorlar ya, ahit sandığı. Yine sağda solda arıyor insanlar onu. Ahit sandığı denilen şey insan bedeni. Bu beden çok kutsal. Ve bu bedene sahip olmadıkları için bizim gibi sevgiyi, acıyı, doğumu, ölümü, insan olmanın dört mevsimini deneyimleyemedikleri için kıskançlıklarından bizim gibi kutsal bir ırkı köleleştirerek bir takım başka çıkarları da var. Ego tatmini yaşamak. Bir takım başka çıkarlar da var. Sadece ego tatmini değil ama büyük ölçüde ego tatmini. Bu kutsal bedenin ihtiyaçlarını karşılamalısınız. Tüm duygular kutsaldır. Kalbin kırılıyorsa yasını tutmalısın. Yas tutmamak için kalbinin kırıldığını kabul etmiyor. Kalbinin kırıldığını kabul etmemek için yıllarca aşk acısı çekiyor mesela. Bir kere topraklama yapsa, kutsa sevgilisine ya da annesine, babasına mektupla ya da yastığı karşısına koyarak neler dökülecek, ruhu huzur bulacak, yeniden çiçek açacak falan. Yani duygularımızın hepsi kutsal ve hepsinin bir görevi var ve hepsi sizin içsel haritanızın pusulası aynı zamanda. Bir de bu sanırım Hazreti İsa'nın sözüydü, çok sevdiğim bir sözü. İncilerinizi domuzların önüne atmayacaksınız. Benim kendimce bir spiritüel lider olmam ve birçok içsel ve kişisel gelişim çalışması yapmış olmam demek, kalkıp hadsiz birinin bana terbiyesizlik yapabileceği anlamına gelmiyor kardeşim. Bu naifliktir. Zaten aynı zamanda erdemli olma programını televizyonda bir de böyle çakıyorlar. Kahramanlık ve erdemli tüm hareketler, tüm erdemler eşittir. Dikkat edin bakın izlediğiniz filmler ve dizilere. Eşittir aptallık. Akıllı ol ya, akıllı ol. İzlediğim dizilerde ve filmlerde şok geçiriyorum. Baş kahraman, iyi diye addedilen baş kahraman o kadar aptalca kararlar alıyor ki onu erdemlilikle eş tutuyorlar. Ve sonra biz bunu öğreniyoruz çocuklarımız ki ben bütün aptal davranış paternlerimin altında hep ya bir dizi çıkmıştır ya bir film çıkmıştır çocukluğumda izlediğim. Özellikle Yalan Rüzgarı dizisi. Özellikle Yalan Rüzgarı dizisi beni var ya hayatımın 33 yılını mahvetmiş oradaki satın aldığım programlar. Akıllı olun. Game of Thrones kadınlarından örnek vereyim. 7 tane ulus işte kendince o evrenin ulusu. 7 farklı kadın. Her bir aileden bir tane kız. Hepsi kuleye hapsedilmiş prenses sendromunda, annelerinin kuzusu. Ne oluyor? Hepsi annesinden kopuyor. Ne annesi kalıyor, ne babası kalıyor, ne kardeşi kalıyor. Ne yapıyor bu kadınların hepsi? Özellikle Starklar. Ama diğer hepsi de sarı saçlı kadın, o Targaryen kızı, işte Arya Stark, o kızıl saçlı en aptalı o zaten. Stark. Diğerleri de ne yapıyor? Önce güveniyor hemen. Aa, beni kurtar. Ona güveniyor, buna güveniyor, şuna güveniyor. Prenses o çünkü böyle kurtarılması gereken bir prenses. En sonunda her güvendiği bunu kullanınca, bunu sırtından bıçaklayınca ne yapıyor? Akıllı olmak zorunda kalıyor. Kendini sağlama alıyor. İnsanlara güvenmemeyi, sadece kendine güvenmeyi, kendi kendini kurtarmak için akıllıca düşünmeyi, bir satranç tahtası gibi düşünmeyi, arkasını sağlama almayı düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka öğreniyor. Karanlıklarının içinden geçerek, ruhun karanlık gecesini defalarca üst üste yaşayarak akıllanıyor. En sonunda ne oluyor? Korkusuz, kullanılan değil. Şimdi kalkın insanları kullanın demiyorum. O ayrı bir evren. Ama oradaki herkes kaypak. Orada işte iyilik biliyorsunuz. İyilik eşittir naiflik, aptallık diye addedilmiş. İyi olmak için, erdemli olmak için bu kendinizi aptalca ve kullanılan ve naif ve aynı zamanda aciz ve aynı zamanda muhtaç ve aynı zamanda kurban bilincine düşürmenize gerek yok. Kendi kendine sahip çıkacaksın. Kendi ayaklarının üstünde duracaksın. Geleceğini sen düşüneceksin, planlayacaksın.
Her açıdan. Kişisel gelişiminden de sen sorumlusun. Maddi geçiminden de sen sorumlusun. Ve isteyen istediği her şeyi yapıyor. Buna da defalarca şahit oldum. Ben de kuleye hapsedilmiş prenses sendromunda bir kızdım. Öfkeyi harlandırıp kalbinizde ki oraya gelmek çok zor biliyor musun? O kadar kurban bilincindeyiz ki, kurban bilincinde bizi tutan şey en dipte utanç duygusudur. Onun üstünde suçluluk var, onun üstünde birkaç bir şey var, nefret var falan, sonra öfkeye geliyor. O enerjiyi zaten öfkeye getirebilene kadar kendine karşı çok fazla kabul vermen gereken şey var. O noktaya kolay gelinmiyor zaten. Tüm insanlık kendi içinde o düşük noktadan, utanç, suçluluk ve kurban, aciziyetten o duyguları biraz harmanlayıp, biraz kabul verebilip, birkaç kök şifa yapabilse kendine ve kendini öfkeye getirebilse, o aydınlanmaya da sebep oluyor bu arada, insanlık kurtulur. Öfkeyi başkalarının suratına püskürtmeyeceksiniz. Şiddet eğiliminden de bahsetmiyorum. Ama vücutta bir öfke duygusu var ve o çok kutsal bir duygu. Kalk yastık yumrukla, git kickbox yap ya da duvara falan bastır ellerini diyor The Holistic Psychologist. Onu vücuttan somatik bir şekilde atman gerek. Atarken eğer aynı zamanda onun kullanım yollarını öğrenip kalbine getirip, ama bu çok yüksek simya bilgisi istiyor. Simyadan kastım bilmem neyi ansana çevirdim değil. İçsel simya en önemli şey. Hep dışarı bakmakla programlı. Kutsal kase nerede? Ahit sandığı nerede? Simya, ezoterizm. Ya her şey senin içinde bitiyor. Her şey senin içinde. İçsel realiteni değiştirdiğinde dışındaki realite çat diye değişiyor. Arama artık dışarıda şunu. İçine, içine, içine dön. O da eşittir bilinçaltı. En kestirme yerden başlamak istiyorsan direkt anne. Direkt anne falan diyor. Anne sorunları. Neyse. Mesela Mary Magdalene öfke duygusunu çok sağlıklı, yakıcı ve yeniden yapılandırıcı bir enerji olarak kullanmayı öğreten üstadları sayıyorum. Kalima, Sekme, Sekmet diye yazılıyor Türkçe'de. Green Tara'nın, Green Tara şefkat kelimesinin vücut bulmuş halidir. Mother of all Buddhas derler. Tüm Budaların annesidir Green Tara. Sirius Yıldız sisteminden dünyaya Budizmi bilgelik olarak indiren kişidir. Asıl olan ve tek yeşil Tara, Green Tara çok büyük bir üstattır. Biz her gün Green Tara ile çalışıyoruz İdil'le. Şefkate gelebilmek için onun kalbinin yaşayan şefkat olabilmesi için binlerce yıl karanlığının içinden geçen enkarnasyonlara girip çıkmış. Sofia Kotta bunu çok epik bir şekilde anlatıyor. Destansı bir anlatımı var. O kalp o simya ile nasıl dönüşüyor? Karanlığı dönüştüre, 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 dönüştüre. Oraya gelene kadar neye ihtiyaç vardı Green Tara'nın? Tüm duygularını, tüm otantikliğiyle bedeninin her zerresinde, dört bedeninde yaşayıp dönüştürmesine ihtiyacı vardı. Bu da bir enerji istiyor. Özellikle kurban bilincinin dibindeyseniz. O enerjiyi nereden kaynaklayabilirsin? Şu an ders veriyorum bu arada. Bunlar benim eğitim ders materyallerim. Ve bunlar benim çok zor elde ettiğim bilgiler. Ve bir yerden okuyup elde etmiyorsun bunu. Okusan da anlamıyorsun. Yaşayarak ve içselleştirerek. Kaç ayahuaskalara girip çıkıldı falan. Bunların idrak noktasına gelebilmek için. Öfke. Öfkeyle o kalbe geliyorsun, kalbin nerede kırılmış, ne kadar kırılmış, hayal kırıklıkların, tutulmamış yasların, hepsine ne oluyor o öfke? Yakıt. Sonra yaşıyorsun, bitiriyorsun ve küllerinden yeniden doğuyorsun. Al sana simya, en derin, en kökten ezoterik bilgi. Evet. Güzel aktı öfkeyle ilgili bu duygu. Çünkü Mary Magdalene Roma İmparatorluğu'nun o en karanlık çağ döneminde kadınlar yolda biliyorsunuz erkekler sadece canı istediği için iftira atıp "Bağırız be!" Yapıp taşlayarak öldürebiliyordu. Her köşe başında bir tane kadın çarmıha geriliyormuş. Çırılçıplak taşlanarak öldürülüyormuş. O kadar karanlık bir çağda buna katlanamıyormuş ve hem yas hem keder hem de öfkeyle kaplıyormuş içi.
kaplanıyormuş. Meryem Ana rehber olarak yardımcı oluyormuş ona. O duyguyu nasıl dönüştüreceği ve nasıl aynı zamanda yararlı enerjiye dönüştüreceği ile ilgili. Green Tara, Kuan Yin ve Sekme Kalima çok yüksek üstadlar. Kutsal dişi ruh bilgeliği tüm varoluşunla kendini kabul edebilecek misin? Özellikle kadınlarla ilgili kısmı. O akışa girersem eğer bir 5 saat çıkamayabiliriz. Çünkü neler neler gelmek istiyor oradan. Plastik spiritualizm no. Tamam mı? Hakikat. Hakikat lütfen. Ve hakikatiniz o om maskeleri değil yani. Alakası yok. Tüm duygularını, tüm otantikliğini, tüm canlılığını, tüm zerresine kadar yaşamak. Bu kalkıp başkasına saygısızlık yapabileceğin anlamına da gelmiyor. Dediklerim buraya da çekilmesin. Kayara anlatırdı bunu. Kayara'nın hikayesini biliyorsunuzdur. Çok sert bir çocukluğu olmuş. Çocuk tacirliği zincirinin elinde doğuyor. Falan. Detayına girmeyeceğim. Çok çok sert. Yani olabilecek en kötü hayatı yaşamış. Yani yarışsız olabilecek en kötü hayatı yaşamış çocukluğunda ve onu dönüştürmesi yıllarını alıyor. Ve yaralı bir hayvan gibi yarası olan karşı tarafa saldırır ya zaten. Bazı kutsal seremonik alanlarda, bu şamanik şifa çemberlerinde, ayahuasca çemberlerinde benim acım çok büyük diye etrafa saldırmaya kalktığında şamanı ve geçen hafta vefat etti, babası gibi gördüğü o adam, onu eğitmiş. Acın ne kadar büyük olursa olsun seremonik alana ve diğerlerinin yolculuğuna saygı duymak zorundasın. Tüm duygularına sahip çıkabilirsin. Tüm duygularını yaşayabilirsin ki zaten yaşamalısın. Duygularını kabul ediyoruz. Onları zaten kabul et. Ama bu senin başka tarafa saygısızlık yapabileceğin anlamına gelmiyor diye böyle inanılmaz bir üstad ya Kayara. Gerçekten çok ileri seviye. Çok. Ve onun da en çok midesini bulandıran şeylerden biri plastik spiritualizm. Benim de yani lütfen bırakın bu işleri falan diye ismimiz geliyor. Bir tane kart alabilirim. Korkuları kaybetme korkusu. Ve bunu kendi içimizde nasıl şifalandırabileceğimiz, nasıl destek alabileceğimiz kendimize kaybetme korkusu konusunda. Nasıl bir şifa yolu izleyebileceğimiz? Nereden başladı kaybetme korkusu? Atlantis ve Lemuria'nın düşüşünden başladı. Kaybetme korkusu. Daha bu sabah çok sevdiğim bir adam var. Onun da sert bir çocukluğu olmuş ve buna rağmen aynı bu yollardan geçerek kendisini yeniden inşa ediyor ve müthiş bir organik gıda ağı kuruyor. Oradan çok para kazanıyor. Şimdi kendi çiftliğini kurdu. Prenses gibi bir karısı var. Yeni doğum yaptı. Ve her gün çok mutlu anlarını paylaşıyorlar. Ve hiç itici gelmiyor biliyor musunuz? Gerçek birliktelik o kalpten olan birliktelik insanın gözünü intimide eden bir şey değil. Karşı tarafın. Hani bazen kıskanırız ya çekemeyiz falan. Bunlarınki öyle değil ve ikisi de hepsi çok güzeller. Ailesi hepsi. Ona mesaj attım. Dedim ki gerçekten seni kutluyorum. Kalbin çok cesurmuş dedim. Normalde hiç cevap vermez. En son 2 yıl önce bir mesajıma cevap vermişti. Bu adamın 400 bin takipçisi falan var. Aynı zamanda spiritüel lider. Çok kalpten attığım için o da cevap verdi. Gitti çünkü otantik niyetim. Neden dedi, gel bunu keşfe dedim. Dedim, keşfe gerek yok, ben biliyorum nedenini. Çünkü nasıl kendine bu kadar mutlu olabilmeye izin veriyorsun? Siz mutlu olmadığınızı zannediyorsunuz. Siz mutluluktan çok korkuyorsunuz. Biz insanlık olarak mutluluktan çok korkuyoruz. Çünkü mutlu olduğumuz ya da olmaya yaklaştığımız anları düşünün. Git çocukluğuna. Hop. Hatırlıyorsan paralel hayatlarına git. Hatırlıyorsan Atlantis ve Lemuria'dan düşüşe git.
en mutlu olduğun, en güvende hissettiğin, en huzurda hissettiğin an ne oldu? Bam! Bir şey, filmler de öyle zaten. Ama onlar bilerek öyle yazılıyor zaten de. O çok tatlı, kutsal ve hafif duyguyu yaşayıp kalbinin hafiflemesine izin verip gardını düşürdüğün anlarda başına gelen şeyler ve mutluluğu kaybetmen sonucunda, mutluluğu yakalayıp yaşayıp tadıp kaybetmenin acısı, mutluluğu hiç yaşamamanın acısından daha sert olduğu için mutluluktan korkuyoruz ve kaçıyoruz. Kalıcı mutluluğu bulunca kalbime mutluluğu hissetmesine izin vereceğim. Ruh eşime o zaman kavuşacağım. Ben o adamın yaşadığı hayatı istesem yaşarım. Hem de yarından itibaren yaşamaya başlayabilirim. Bu, there's so much on the stake. Kaybedecek çok büyük bir şey var orada. Çok büyük bir şey var. O derece büyük bir mutluluğu yaşamana nasıl izin verdin? Senin kutsal kalbini kutsuyorum. Çok cesurmuş dedim adama. Henüz görmedi mesajımı. Gerçekten mutluluk cesaret işi ya arkadaşlar. Ama bu yanlış. Doğru olan bu demiyorum. Sadece kendi otantik yolculuğumu, mutluluklu sınavımı söyledim şu an. Kaybetme korkusu hepinizin kalbinde mühürlü. O büyük acılar geçmişte bin yıllardır. Buraya gelen ruhların hepsi kadim ruhlar bu zaman çizgisinde. Hepiniz kadim ruhlarsınız. Spiritüel yolculuğuna 2-3 geçmiş hayat önce başlamış ruhlar değilsiniz. Çok defa mutlu oldunuz, çok defa kaybettiniz bu zaman çizgisinde, başka zaman çizgilerinde. Onların hepsi ruhunuzda mühürlü ve o yüzden mutluluğa izin vermeyebiliyor olabilirsiniz ki öyle bu arada. Benim bu dönemki tek yoğunlaştırılmış çalışmam, yani yüksek benliğimin bana verdiği mesaj, hadi Yeliz'cim, hadi korkma, hadi izin ver. Biz sana daha çok vermek istiyoruz. Para, güzellik, sosyal çevre, aşk, ne istiyorsan. Ben böyle hayır hayır tamam, çemberi biraz açalım. Tamam, bu kadar yeter. Hep böyle şeyim. Bunları kaybedersem okey, sıfırdan başlayabilecek kadar tamam okey. Kaybedebilmeye kalbimin cesaret edebildiği kadarının hayatıma girmesine izin veriyorum. Epik bir cümle oldu bu arada. Değil mi? Arkadaşlar böyle yani mutlulukla sınavımız. Kaybetme korkusu da bu. Son bir şey söyleyip yayını bitireceğim. Ama böyle olmaz. Doğrusu bir değil. Çünkü ben bunca yıl kendime şeyi öğretmişim. Yas tutmayı. Zaten yas tutma sanatı diye bir eğitim çıkmıştı geçen yıl benden. Aslında sevdiğin şeyleri kaybettiğin zaman yas diye bir şey var. Yas süreci. Ve o çok kutsal bir süreç. Ve çok doğru düzgün yapıldığında, tutulduğunda, kalbin yası doğru düzgün tutmayı başarabildiğinde o keder duygusunu, işte o yeniden sinya dediğimiz şey gerçekleşiyor. Bir dönüştürüyor ki o keder duygusunu. Onun içinden hakkını vererek geçebildiğinde zaten işte ondan sonra Mevlana olabilirsin. Hiç bunların hiçbirini yaşamadan Mevlana öğretileriyle Mevlana gibi takılmaya çalışan tipler var. Vur bana tokat. Hadi yalan ama yani böyle içinden küfür ediyor falan. Neyse, kodu değiştirmeyeceğim, orayı kapattık az önce. O yaz süreci doğru düzgün tutulduğunda kalp küllerinden yeniden doğuyor ve yepyeni, daha genç, daha güçlü bir şekilde. Anka kuşu sembolizmi oradan geliyor işte. Ve kalbimizdeki çocuğa Anka çocuk diyor Sophia Cotta Kuan Yin. Bu yüzden, çünkü küllerinden yeniden doğuruyoruz o çocuğu. Onun simyası da yas tutma sanatından geçiyor. Yas tutmayı bildiğiniz zaman aşk acısı bile 3 günde geçer. Yıllardır unutamadığın o adam aslında senin kalbinin hangi yarasının kapısını açtı ve o yarada neyin iyileştirilmesi ve yasının tutulması gerekiyor. Yani aşk aslında çok güzel bir aracı. İçinizdeki çözülmemiş meseleleri, kırılmış çocuklarınızı keşfetmenizde aşk kutsaldır, acısı da kutsaldır. Ama o dramatik, avam, kederli aşk acısı değil bahsettiğim şey. Onun kalpteki, hissetmeye izin verirsen o da. Onu hissetmemek için her türlü ego taktiğini uyguluyorsun çünkü. Yeter ki acımasın canım, acım yanmasın.
Ki bu korkuya da çok saygı duyuyorum. Çünkü ağır panik atak hastası olan bir insan olarak ben geçmişte şu an hiç sıfır anksiyete bile yok. Panik atak aslında acı çekmekten korkma hastalığı diyebiliriz. Korktuğun şey korkunun kendisi, acının kendisi. Kutsal bir korku o yüzden. Halbuki çek acını, olsun ve bitsin ne olacaksa, teslim ol ve geçsin yani. İşte bunları öğrenmek için buradayız ya. Bunları anlamadan, öğrenmeden, idrak etmeden, içselleştirmeden ve deneyimlemeden sosyal ilişkiler aracılığıyla neyi kaybettin, arkadaşım sana ihanet etti, paramı kaybettin, işte en sevdiğin bardak mı kırıldı, en sevdiğin yüzüğünü mü kaybettin, sevgilini mi kaybettin ya da daha da ileri seviye ölüm mü yaşadın? Aslında bunların hepsi çok kutsal. Yasını tut ve bitsin. Ama o yası hakkını vererek tutman lazım. Hatta yas tutma sanatını bir daha açarsam, açmayacağım bu arada, bana mesaj atmayın. Ama kafamdan geçmişti. Yok, bu sıra öyle bir şey içimden gelmiyor. İsmini şöyle değiştirmeyi düşünüyordum. Hakkını vererek kırılabilme sanatı. Hakkını vererek kırılabildiğinde işte orada da Hazreti İsa'nın en sevdiğim öğretilerinden biri geliyor. Vulnerability is the key. Vulnerability savunmasızlık. Gardlarını indiriyorsun kalbinin. Kalbinin gardını indirdiğinde tüm duyguları hissediyorsun. Sevgiyi de, şefkati de, mutluluğu da, coşkuyu da, neşeyi de. Ama biz dualizmin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla acıyı da, kederi de, hayal kırıklığını da. Yani bunları yaşadığın, pozitif kısımlarını yaşadığın gibi negatif kısımlarını da yaşıyorsun. Ama onların her birini yaşayabilmesi kalbi yeniden ve yeniden ve yeniden çiçek açtırıyor, gül misali. Biz tüm duyguları yaşamak ve deneyimlemek için buradayız çünkü. Sadece güzel olanları değil. Matrix sistemi ve plastik spiritualizm de işte tüm duyguları onursuzlaştırarak hiçbir şey hissetmeme noktasına bizi getirmeye çalışıyor. Hissetmekten korkma noktasına bizi getirmeye çalışıyor. İnanılmaz iyi bir yayın oldu. Dinlediğiniz, kalpleriniz açık bir şekilde dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel aktı çünkü. Kalpleriniz açık olmasa böyle akamazdı. Size göre akıyor akış. Onun niyetini vererek açıyorum her seferinde. Yani kaybetme korkusunu bir noktada halletmek gerekiyor. Sizden ziyade kendime söylüyorum. Kalbi ne olursa olsun açmak gerekiyor. Tüm duygulara. Okay? Diyorum ve bitiriyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.